Evet arkadaşlar, bizim ince Okri'ye hoş geldiniz. Sanırım Trek Bey'iniz birkaç şey bahsetmiştir Okri'nin isimde. Şimdi ben size bunu açacağım. Nasıl oluyor? Ne fark var? Ne fark var Okri incisiyle doğal incinin arasında? Şimdi ben size bunu açacağım. Şimdi şöyle, bu elimde gördüğünüz istidye Okri Gölü'nün özgü bir istidye. Bu sadece Okri Gölü'nde çıkıyor bu istidye. Bunu biz topluyoruz efendim. Bunun sezonu var toplandığı zaman. Topluyoruz efendim istidyeleri. Sonra atölyelerde istidyeler öğütülüp kum haline getiriliyor. Ve kum halinden sonra ise preslenip şu hale geliyor. Gördüğünüz bu hale geliyor efendim. İstidyeler. Ondan sonra okrincisinin bir aşaması daha var. Okri Gölü'nde küçük bir balık yaşıyor. Plaşitsa. Kamsi gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir balık. Onun pullarını topluyoruz efendim biz. Sıva haline getiriyoruz. Sıva haline geldikten sonra ise bunun üzerine, istiyenin preslenmiş üzerine balık pulunu sürüyoruz efendim. Ve incinin geldiği hal, son hali bu. Şimdi soracaksınız diye okri incisi ve doğal incinin arasında ne fark var diye. Şimdi doğal inci istiyeden çıkıyor efendim. Onlar istiyeden toplanıyor. Okri incisi ise istiyeden direkt çıkmıyor. El işi oluyor efendim. El yapımı bir inci. Doğal inci mesela istiyeden 10 yılda ya da 15 yılda bir inci çıkartıyor. Biz ise bunu hızlandırılmış bir aşamasını yapıp 6 ayda bir inci çıkartıyoruz. Evet efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim.